Rabbimiz haccı da umreyi de Allah için tamamlayın diye bizlere emrediyor. Yani umre de bu emrin içerisinde. Yani sadece hac edin demiyor. Umreye de başladığınızda umreyi Allah için tamamlayın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli umreye teşvik ediyor. Umrenin sevaplarını bizlere anlatıyor. Ve kendi de hayatında umreler yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 4 umresi olduğunu biz müminler, Müslümanlar olarak biliyoruz. Hani çok kısa sürede olsa bile. Bu çerçevede Efendimiz bir umre diğer bir umreye kadar, yani ikinci bir umre yapılana kadar aradaki günahlara kefarettir buyuruyor, bizi teşvik ediyor. Yine buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayı geldiğinde Ramazan'da umre yapın. Ramazan umresi hacca bedeldir diyor. Yani bu şu demek değil, işte Ramazan umresi hac yapmış oluruz anlamına gelmez. Ama ne demek? Sevap olarak o kadar kıymetli bir sevabı var ki Ramazan'da umre yaptığınız zaman hac etmiş kadar sevap olursunuz. Ve hadis-i şerifin devamında da buyuruyor ki Efendimiz zaten haccın kendisiyle alakalı. İşte mebrur bir haccın, kabul edilmiş bir haccın karşılığı da ancak cennettir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine El-Ummaru vel-Huccacu diye başladığı bir hadis-i şerif var. Yani umreciler ve hacılar Allah'ın misafirleridir diyor. Ve bu misafirler Allah'a nasıl dua ederlerse Allah o dualarını kabul eder. Allah'tan ne isterlerse Allah da isteklerini geri çevirmez diyor. Daha nasıl bize müjdeler versin umreyle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.